Bu bilgiyle ilgili ne diyeceksin? Gerekli açıklamaları yaptık. Yapmaya da devam ederiz ama bazen üstlenilen sıfatlar sorumluluk sahibi olmaya yetmiyor. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında tüm ilgi alanlarımızı etki alanlarına döndürüyoruz. Ve tam bu dönemin içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar, aslen düşmanlarımızı ve vesayetçileri çaresiz bırakıyor. Hatta fitneye itiyor. Hatta çatlatıyor. Ve Türkiye'ye karşı yapabileceklerini de etkisiz hale getiriyor. Maalesef zihinsel kodları prematüre kalanlar, gelişmeyenler. Tabii biz bunları çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar. Öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar. İstismarcıdırlar. Hukuk tanımazdırlar. Milleti bilmezdirler. Ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Ve kalıntılar ya doğal olarak seleksiyona uğrarlar. Tarihe ve doğaya karışır giderler. Ya da temizlenirler. Büyüyen ve güçlü Türkiye aynı zamanda tam bağımsızlık bizim sevdamızdır. Bütün mücadelemizi de bunun için gerçekleştiriyoruz. Söyleyeceğimiz cümle şudur. Sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize ve milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız. Ve biz buradayız. Onun için ülkemizin yapacak elbette ki çok işi vardır. Ve bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tip çapaklar çıkacak mı? Maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçlar üzülerek görüyoruz ki oluyor. Görevimiz çapakları temizlemektir.